وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Eserin şerhinde yine Şeyh Ubeyd el-Cabiri hafizahullah diyor ki, Rabbani alim o kimsedir ki insanları düzgün şekilde terbiye edir, onları öğretmesinde, onlara dinlerini öğretmesinde büyük meselelerden evvel küçük meselelerden başlayır. İkinci, mutaallimun ala sabilin necat, nicat yolunda olan öğrencidir. El mutaallim huwa ala sabilin necat muhibbun lil hayr. Yani nicat yolundadır, kurtuluş yolundadır, hayrı sevir. Ve hemçinin dinini anlamak istiyor. Ve Allah Teala'nın ve Resulünün emrettiğine amel eder ve Allah'ın ve Resulünün çekindirdiklerinden çekinir ve bu insan nicat yolunda olandır. Ve üçüncü sınıf insanlar hemecun ru'a etba'u kullu na'iq, yani yelbeyin, yüngül, cahil, ahmak insanlardır ki onlar her gelen, her ses gelen tarafa gelirler. النائق هو الذي يتصدر ميادين الدعوة ويقحم نفسه ويتكلم في مسائل ليس عنده من الفقه. Ve burada Şeyh Ubeyd el-Cabiri hafızallah diyor ki, na'iq kimdir, o pişkıran kimdir? Yani davet meydanında ilmi olmayan, fikri olmayan meselelerden danışır. Fi dine ma yuahhiluhu lil kelam fiha ve innema huwa zukhruful qawl. Ehli olmayan meseleler danışır. Sadece sözü bezir ve müeyyen ifadeler istifade edir. Vakat yantıku bil küfriyat, ve bazen dediği insan küfrü sözler danışır. Velakin etba'uhu la yumayyizun, lakin onun tabiçileri onu seçebilmirler. Li'annahum ru'a, çünkü onlar yelbeyin, düşük, ahmak, cahil insanlardır. Ve adunnu hada rukube min Allah lehum, ve hesap ederim ki bu da onlar için Allah Teala tarafından olan bir cezadır, bir beladır. Rabbani alimleri terk ettikleri için. Onlara Allah'ın dinini öğreden, Kur'an'ı, sünneni, selefin fehmi üzerinde öğreden Rabbani alimleri terk ettikleri için bir beladır. Ve ona göre böyle insanlardan çok yerde istifade olunur. Hem dini meselelerde ve hemçinin gayri meselelerde ve aynı zamanda irtişaşlarda ve hemçinin mitingler olsun ve itirazlar olsun. Yani bütün bunların hamısı yani selefin yoluna zid olan meselelerdir. Ve selefin yolunda olmayan meselelerde de yani hayır olabilmez. Hayır olabilmez. Eksine hemşe böyle meselelerin üzerinde yani fesad olur. Çünkü böyle meseleler çok vakit haosa, derebeyliğe getirip çıkardır. Ve bilmeli ki emin amanlık da en büyük nimetlerden biridir. Ona göre İbrahim Aleyhisselam yani Allah Teala'dan dua ettiği zaman, istediği zaman birinci emin amanlık istedi. Sonra varzuk ehlehu mine'temara, ve sonra onun ehline ruzi ver dedi. Ve birinci emin amanlık istedi, sonra ruzi istedi. Yani bu demektir ki eğer bir ülkede yani emin amanlık olmazsa orada ruzi de olmaz. Ruzi kazanmak da mümkün olmaz. Ve ona göre yani ehli sünnenin yoluna göre, selefin yoluna göre yani bu kimi emeller yani sünneye ve onların yani yoluna ziddir. Necip İbn-i Hüseyin Rahimahullah'ın soruşanında bu kim meseleler? Dedi ki her bir hayır selefin ettiğindedir. Selefler yani böyle bir şey etmeyipler. Böyle bir şey etmeyipler. Ve eğer ediplerse hayır de, böyle bir şey de seleflerden gelmediği için sözsüz ki bu da düzgün olmayan bir hareketlerdir. Ve menhec üzerinde olmayan hareketlerde de hemşe fesat olur. Fesat olur. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde de buyurulur ki ya insanın 40 il zulüm görmesi, 40 il zulüm görmesi bir gün fitneden yakışır. Yani insan 40 il zulüm, zalim padişahın zulmüne dözmesi bir gün padişahın olmamasından yakışır. Yani bir gün olmazsa gün neler olur? Her bir fesat onda yayılır. Ona göre bu iki meselelerin hem şehirli yolu Allah'a kayıtmaktır, duadır, istiğfardır. Nece ki Hasan-ı Basra Rahimullah'ın yanına gelirler o vakti. Haccaca karşı kalkmak istedikleri zaman Haccaca karşı ve Hasan-ı Basra Rahimullah'a ne deyir? Deyir ki Haccac hakikaten zalim idi.
yüzden artı, yüz minden artık Müslüman öldürmüştü. Yüz min. Ve bazıları getirdi 128 bin. Çok zalim bir insanıydı. Dözülmez bir yani hallar yaşanırdı. Ve Hasan Basri Rahimullah'ın yanına gelirler ve deyirler ki kalkmak var mı? Ve Hasan Basri Rahimullah der ki El-Haccacu Adabullah. Haccac Allah'ın azabıdır. فَلَا تَدْفَعُ عَذَابَ اللّٰهِ بِاَيْدِيكُمْ Yani Allah'ın azabını elinizle def elemeyin. Allah'ın azabını elinizle def elemeyin. Yani Allah'ın azabını elinle def etmek mümkün de değil. Zelzele, kimse zelzeleni, kasırganı elinle def edebilir mi? Hayır. Ve ona göre buyurur ki فَعَلَيْكُمْ بِالْاِسْتِكَانَةِ وَالْتَضَرُّعُ Ve sizin üzerinize düşen istikane. Yani ibadeti, itaati artırmak ve yalvarmaktır. Artır, ibadeti artırmak ve yalvarmaktır. Ve bunun da delili nedir? Müminun suresinde Allah Teala buyurur. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ Biz onları azabla yakaladık. Onlar ne Rabbine ibadeti, itaati artırdılar ve ne de yalvarıp yakardılar. Ve İbn-i Teymiyye rahimehullah der ki baş veren hadiseler o vakit olur. Bahalaşma günahlara göredir. Hansı ki o da kaderden kenara çıkmır. Ve Süfyan Sevr rahimehullah soruşulanda kıymetlerin kalkması hakkında ve der ki ucuzlukta yani kıymetlerin ucuz vaktinde ruzi veren Allah kıymetler kalktıktan sonra ruzi verecektir. Yani mehreç bütün problemlerde, sıkıntılarda insanlar məxrəci çıxış yolu başka yerlerde aktarırlar. Elhamdülillah məxrəci çıxış yolu Allah'ın kitabında, sünnəsində göstərilir. Ne vaxt ki insanlar qayıdır, həm xeyir, əmin amanlıq olur Quran ve sünnəyə və həmçinin də məsələlər onunla həll olur. Çünki Allah Teala buyurur, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاءَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَ Kim mənim yoluma tabi olarsa, yəni Qurana, Quranda olanlara azmaz ve bedbek olmaz. İbn Abbas radıyallahu anh'a deyir ki Allah Teala zemanet verir ki kim Kur'an'da olanlara emel ederse dünyada azmaz ve ahirette bedbek olmaz. Allah Teala iştifalarını etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi.